Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim arifesinde İstanbul'da düzenlenen mitingde konuştu. Seçim bildirgelerine yazdıkları maddeler ortadadır. Biz okullarda din dersini kaldıracağız diyenlere bu aziz millet geçit verir mi? Seçim gündemini değerlendiren Erbakan, ülkenin geleceği için Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını söyledi. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmemesi için Türkiye'mizin 8 başlı bir yönetim sisteminin karmaşasına ve belirsizliğine sürüklenmemesi için inşallah yarın sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçimlerinde de yeniden Refaha, milli görüşe destek verecek inşallah. İttifak içinde yer alma şartlarının geçerli olduğunu kaydeden Erbakan, milletin talep ve isteklerini mecliste güçlü şekilde temsil etmek için seçmenden destek istedi. Bütün gençlerimize istihdam sözü ve bu istihdamdan da onurlu bir şekilde yaşayabilmeye yetecek gelir elde etme sözünü yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak veriyoruz. Erbakan, emekli ve çalışan kesimlerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacaklarını belirterek, milli görüşe gönül vermiş herkesin yeniden Refah Partisi'ne oy istedi. Bu milletin ana omurgasını oluşturan küçük esnaf, çiftçi, köylü, işçi, memur, emekli, bunların alım gücü arttırılacak, refah seviyesi arttırılacak, sadakayla, sosyal yardımla, erzak yardımıyla geçinmek zorunda kalmayacak. İnşallah alnının teriyle, kendi kazancıyla en medeni, en konforlu bir şekilde yaşama imkanına kavuşacak. Vergi sisteminin adil bir vergi sistemi haline getirilmesi. Bugünkü vergi sistemi dar gelirliden daha çok vergi alıyor, zenginden daha az vergi alıyor. Böyle bir vergi sistemi olmaz. Biz milli görüşüz. Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Adil bir vergi sistemini inşallah bu ülkede hakim kılmak için çalışacağız.